9 ayrı ilçemizde bulunan aktarma istasyonlarımız aracılığıyla atıklarımız Mersin Büyükşehir Belediye'mizce toplanmakta ve burada toplanan atıklar merkez sahamıza, Tarsus'ta bulunan sahamıza ve Silifke'de bulunan sahamıza getirilmekte. Ve burada çöpün süreci dahilinde işlemlerden geçirilerek üretim yapılmakta ve aynı zamanda elektrik üretimi yapılmakta ve bertarafı sağlanmakta. Biz düzen depolama sahası dahilinde şunu da aynı zamanda gerçekleştirmiş oluyoruz. Birden fazla lotlarımız mevcut bu bertaraf için. Bertaraf için oluşturduğumuz lotlarda öncelikle zeminle geçirimsiz tabaka sağlayan kil tabaka örtülür. Daha sonrasında membran dediğimiz bir örtü dahilinde bu geçirimsizlik daha da artırılarak tamamen toprağı ve suyu kirletmesinin önüne geçilmektedir. 2023 yılında saate ortalama 8,5 megawatt elektrik üretimi yapmaya devam etmekteyiz. Aynı zamanda Aralık ayına kadar 67.901 megawatt elektrik üretimi yaptık. Bu miktar şu, 623.262 ton evsel nitelikli katı atık bertarafı sağlanarak bu üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hem iklime, hem doğaya, hem çevreye katkı sağlayarak aynı zamanda çöpün etkilerini minimize ederek çevre ve doğaya katkıları dışında aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlanarak aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediye'miz bütçesine de katkı sağlamaktayız. Tesislerimizde üretilen elektrik miktarının arttırmaya devam etmekteyiz. Kurulu gücümüzü gün geçtikçe arttırıyoruz. Yine bu kapsamda da çalışmalarımız, projelerimiz sırada beklemekte. Hem Mersin'in hem Türkiye'nin hem dünyanın nüfusu artmaya devam etmekte. Biz de göç alan bir noktada bulunmaktayız. Mersin'in nüfusu da artıyor. Bu kapsamda çöpler de artmış oluyor. Bu bertaraf miktarımızı artırıyor ama aynı zamanda elektrik üretim miktarımızı da arttırmakta. Bu kapsamda bu üretime destek sağlamak amacıyla yeni lotlar açmaya devam etmekte. Bununla ilgili gerekli projelendirme, tahsis süreçlerini devam ettirmekteyiz. Aynı zamanda elektrik üretim tesislerindeki kapasitemizi, ünitelerimizi arttırmaya da devam etmekteyiz.